Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu passive presence. Passive presence ne demek arkadaşlar? Passive presence edilgen çatı ama geniş zamanda edilgen çatı cümleleri arkadaşlar. Bunları inceliyor olacağız bu dersimizde. Öncelikle yardımcı fiilimiz olan werden'e bakalım arkadaşlar. Bunu bir çekimleyelim. Ardından örnek cümlelerle bunu pekiştirelim. Werden yani olmak, gelecekte olmak anlamına gelen bir fiil bu arkadaşlar. Demek ki bunu ne yapıyormuşuz? Edilgen cümlelerde kullanıyormuşuz. Ich werde, du wirst, er wird, sie wird, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden. Tekrarlayalım. Ich werde, yani olacağım anlamında. Du wirst, sen olacaksın, er wird, sie wird, es wird, yani o olacak anlamında, wir werden, yani biz olacağız, ihr werdet, ikinci çoğul, sizler olacaksınız, sie werden, nezaket formu, sie werden, onlar olacak anlamında. Yani kelime anlamı bu oluyor. Ancak cümlenin içerisinde tabii farklı bir fonksiyon olmuş oluyor. Tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar. Ich schicke den Brief ab. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, der Brief arkadaşlar mektup demek. Burada ayrılabilir bir fiil var fark ettiysek. Ab schicken. Hatırlarsanız bu ayrılabilir fiiller konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük ve hatta orada demiştik ki karşımıza çıktıkça bu yeni fiilleri mutlaka görüyor olacağız. Dolayısıyla bu da yeni öğrendiğimiz fiillerden arkadaşlar. Abschicken göndermek demek arkadaşlar. Ich schicke den Brief ab, mektubu gönderiyorum demiş oluyorum. Evet, burada fark ettiysek akusatiflik var değil mi arkadaşlar? Mektubu ben gönderiyorum. Bakın bu aktif bir cümle. Aktif bir cümle olduğunu nereden anlarız? Özne ile başlamış ve olağan bir şekilde diğer cümle öğeleri yerli yerinde duruyor. Ancak pasif yaptığımızda, yani edilgen yaptığımızda ne olacak? Bu güzel Türkçemizde ne deriz? Mektup gönderiliyor. Ama kim tarafından gönderiliyor belli değil. Onu arzu edersek söyleyebiliriz. Burada da bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ben edilgen yaptığımda, yani pasif yaptığımda ne yapacağım? Der Brief, yani mektup, wird abgeschickt. Yani mektup gönderiliyor. Bakın burada yardımcı fiilim ne olmuş? Werden çekimlenmiş, değil mi? Der Brief, dolayısıyla er wird, der Brief wird abgeschickt. Bakın arkadaşlar, burada ne yapmışız? Burada biz Partizip 2 dediğimiz, Partizip 2 dediğimiz, hatırlayacak olursanız arkadaşlar, perfektlikte ne yapıyorduk biz? İşte haben ya da sein, gekommen gibi ne yapıyorduk? G getiriyorduk. Biz bunu aslında Partizip 2 diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla abschicken, yani göndermenin Partizip 2'si ne oluyormuş? Abgeschickt oluyormuş. Burada ne oluyor? G ve sonuna T geliyor. Tıpkı perfect yapıyormuş gibi davranıyorum. Ancak yardımcı fiilim ne oluyor? Werden oluyor. Dolayısıyla edilgenmiş olmuş oluyor arkadaşlar. Mektup gönderiliyor demiş oluyorum. Dolayısıyla der Brief wird abgeschickt, mektup gönderiliyor. Yani edilgen yapmış oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar, burada bu sefer çoğul halde göreceğiz. Burada gene abschicken'i görüyoruz. Göndermek demekte. Öyle değil mi? Ich schicke die Briefe ab. Bakın burada çoğul arkadaşlar. Dolayısıyla çoğul olduğundan dolayı ne yapacağım? Bakın buraya bakacağım. Diyeceğim ki werden. Dolayısıyla die Briefe werden abgeschickt. Burada da gene ne olmuş? Partizip 2. Yani perfektlik gibi davranmış olacağım. Ama bunun için tabii ki perfektlik diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü ne yapıyoruz? Gelecekten bahsetmiş oluyoruz. Diyoruz ki mektuplar gönderilecek. Dolayısıyla çoğul olduğundan dolayı ne olacakmış? Werden olacakmış. Dilerseniz bu örnek cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich schicke den Brief ab. Ich schicke den Brief ab. Der Brief wird abgeschickt. Der Brief wird abgeschickt. Ich schicke die Briefe ab. Ich schicke die Briefe ab. Die Briefe
werden abgeschickt. Die Briefe werden abgeschickt. Passiv Präsens konusunu örnek cümlelerle pekiştirmeye başlayalım isterseniz arkadaşlar. Wir kleben das Etikett mit dem Empfänger auf. Öncelikle anlamlandıralım burayı arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz bir ayrılabilir fiil var. Hangisidir bu arkadaşlar? Auf kleben. Auf kleben arkadaşlar genellikle etiketler için kullanılan bir ayrılabilir fiil. Yani etiketi yapıştırıyoruz derken auf kleben'i kullanabiliriz. Burada da zaten das etiket var. Etiket demek. Der Empfänger alıcı demek arkadaşlar. Yani bir mektubu gönderirken değil mi? Gönderici değil de karşı tarafı kastetmiş oluyoruz. Alıcı denildiğinde demek ki bunun Almanca karşılığı der Empfänger'ymış. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Wir kleben das Etikett auf. Evet, etiketi yapıştırıyoruz. Neli etiketi yapıştırıyoruz? Mit dem Empfänger. Yani alıcının olduğu etiketi kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla bunu yapıştırıyorum diyorum. Bakın burada fark ettiyseniz aktif bir cümle var. Neden? Çünkü burada özne ile başlanılmış, öyle değil mi? Biz, yani wir kleben das Etikett mit dem Empfänger auf. Bu aktif bir cümle. Şimdi bunu pasif yaptığımızda ve präsens yani geniş zamanda pasif yani edilgen yaptığımızda ne yapacağız? Das Etikett mit dem Empfänger diyeceğim arkadaşlar. Bu tekil olduğu için ne yapacağım? Buraya alacağım. Yani wird'ı alıyor olacağım. Dolayısıyla das Etikett mit dem Empfänger wird, evet, aufkleben'i bir araya getireceğim ve Partizip 2 yapacağım. Dolayısıyla wird aufge klebt yapacağım. Yani tıpkı bir perfektlik yapıyormuş gibi davranıyorum ama asla perfekt değil. Buna biz Partizip 2 yani Partizip 2 demiş oluyoruz. Dolayısıyla ne diyorum arkadaşlar burada? Alıcının olduğu etiket yapıştırılıyor diyorum. Burada herhangi bir özne söz konusu değil pasif olduğundan dolayı. Dolayısıyla das Etikett mit dem Empfänger wird aufgeklebt demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, die Frau legt die Geschenke in den Karton. Evet, die Frau neydi? Kadın demekti. Legen neydi? Yatay vaziyette yerleştirmek demek arkadaşlar. Koymak, yerleştirmek anlamında. Das Geschenk, hediye. Hediyeler derken neydi bu arkadaşlar? Die Geschenke in den Karton, der Karton. Kartonun içine derken demek ki in den Karton. Kadın hediyeleri kartonun içine koyuyor, yerleştiriyor demiş oluyoruz. Şimdi diyeceğiz ki hediyeler kartona yerleştiriliyor. Dolayısıyla burada die Frau'u atmış oluyorum. Yani burada özneyi yok saymış oluyorum. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Die Geschenke werden, öyle değil mi? Çoğul olduğundan dolayı ne olacak? Werden gelecek. Die Geschenke werden kartonun içine. In den Karton gelegt. Bakın gelegt, legen, geçmişte ne diyorduk? Hat gelegt diyorduk, öyle değil mi? Hat'ı atmış oluyorum aslında. Werden'i yerleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Hediyeler kartonun içerisine yerleştiriliyor derken die Geschenke werden in den Karton gelegt demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wir kleben das Etikett mit dem Empfänger auf. Wir kleben das Etikett mit dem Empfänger auf. Das Etikett mit dem Empfänger wird aufgeklebt. Das Etikett mit dem Empfänger wird aufgeklebt. Die Frau legt die Geschenke in den Karton. Die Frau legt die Geschenke in den Karton. Die Geschenke werden in den Karton gelegt. Die Geschenke werden in den Karton gelegt. Üçüncü cümleye baktığımızda arkadaşlar, wir packen die Koffer ein görüyoruz. Bakın burada da gene ayrılabilir bir fiil var. Ein packen, paketlemek, toplamak yani bavulu toplamak anlamına geliyor arkadaşlar. Der Koffer bavul demek, çoğulu da die Koffer arkadaşlar. Biz bavulları topluyoruz derken demek ki wir packen die Koffer ein diyoruz arkadaşlar.
Yani bavulları topluyoruz. Şimdi bavullar toplanılıyor diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Die Koffer, evet, ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki werden'i alacağız, öyle değil mi? Die Koffer, çünkü çoğullar da werden kullanılıyordu. Die Koffer werden eingepackt. Bakın arkadaşlar, einpacken tekrar bir araya gelmiş ve eingepackt olmuş. Öyle değil mi? Perfektlikte de bu şekilde olacaktı. Dolayısıyla bavullar toplanılıyor, paketleniyordan da yola çıkabilirsek eğer, eingepackt demek ki bavullar toplanıyor derken, die Koffer werden eingepackt demekmiş. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, die Studenten bekleben den Karton mit Geschenkpapier. Evet, bunu anlamlandıralım. Die Studenten, üniversite öğrencileri demekti arkadaşlar. Bekleben de deminki aufklebenle alakası yok. Bu bekleben bir yapıştırıcıyla yapıştırmak demek arkadaşlar. Demek ki yapıştırıcıyla yapıştırmak bekleben demekmiş. Evet, burada gene der Karton görüyoruz. Geschenkpapier, das Geschenk, hediye. Papier, das Papier, kağıt demek. Demek ki Geschenkpapier, das Geschenkpapier, hediye kağıdı. Yani bu hediyeleri kapladığımız kağıt kastedilmiş oluyor. Demek ki bu cümle bize ne diyormuş? Die Studenten bekleben den Karton mit Geschenkpapier. Üniversite öğrencileri kartonu neyle yapıştırıyorlar? Hediye kağıdıyla yapıştırıyorlar demiş oluyoruz. Dolayısıyla die Studenten bekleben den Karton mit Geschenkpapier. Şimdi bunu edilgen yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Die Studenten, bunu özneyi atmış olacağım. Dolayısıyla ne diyeceğim arkadaşlar? Der Karton mit Geschenkpapier. Bakın bu tekil olduğu için wird gelecek. Dolayısıyla der Karton mit Geschenkpapier wird bekleben de ne olacak arkadaşlar? Beklebt olacak. Hatırlarsanız arkadaşlar, perfect zamanda buna değinmiştik. İşte B, F, R ile başlayan durumlarda G gelmiyordu demiştik. Burada da aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bekleben Partizip 2 yaptığımda ne olacakmış? Beklebt olacakmış. Tabi mutlaka wird'ı da kullanıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla der Karton mit Geschenkpapier, evet, hediye kağıtlı karton yapıştırılıyor. Wird beklebt demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wir packen die Koffer ein. Wir packen die Koffer ein. Die Koffer werden eingepackt. Die Koffer werden eingepackt. Die Studenten bekleben den Karton mit Geschenkpapier. Die Studenten bekleben den Karton mit Geschenkpapier. Der Karton mit Geschenkpapier wird beklebt. Der Karton mit Geschenkpapier wird beklebt. Arkadaşlar, fark ettiyseniz biz pasif yaptığımızda ve bu eğer präsens geniş zaman için söz konusuysa mutlaka ama mutlaka werden'i kullanmam gerekiyor. Fark ettiyseniz eğer sürekli üçüncü tekil ve üçüncü çoğul kullanıldı. Ancak bu tabii ki ich, du, wir ve ihr için de geçerli olabilirdi. Ancak örneklerimiz tamamen bu gönderilerle ilgili olduğu için, mektuplarla, işte kartonlarla ilgili olduğu için biz burada neyi kullanmamız gerekti? Üçüncü tekili ve üçüncü çoğulu kullanmamız gerekti. Ancak bu tabii ki pasiflik diğer durumlar için de söz konusu. Bunu da mutlaka dikkate alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, demek ki pasif präsens, yani edilgenliği geniş zamanda yaptığımızda mutlaka ama mutlaka werden'i doğru bir şekilde çekimlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu sayede dilediğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi bu cümleleri kuruyor olabileceğiz. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde pasif präsensi ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.